दिया मैंने नहीं दिया, मुझे तो पता भी ना। पाए 302 चार छः सेकंड हो गए। सब लॉकडाउन जो है चिट्ठी जगह से आप शरीर के लिए देखते हैं अंसार इतना मतलब भाई आई ट्राई टू बी इंशाल्लाह इन इस्तांबुल आई विल बी इन इस्तांबुल इंशाल्लाह फॉर सम लेक्चर इंशाल्लाह। Which sort of meat you eat here in your country? Cow and wild up and non-Muslim. They will send you. Hey, you will be in jail. This is a big problem here. But long live my long live millions and millions, billions, trillions of the people are watching that movie. वीडियो बन रही कैमरा बहुत खतरनाक है। Hindistan'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber beef kavurma yani manda etinden kavurma yapacağız. Hint kavurması nasıl oluyor? Bu videoda onu da görmüş olacağız arkadaşlar. Hindistan'da et yenildiğini daha önce de söylemiştim zaten. Sadece sığır eti yenilmiyor. Keçi eti, tavuk eti ve manda eti yeniliyor arkadaşlar. Bu videoda da onu sizlerle beraber göreceğiz. Nasıl yapılıyor? Ne tür baharatlar konuluyor? Hep beraber görelim. Bif kavurmasının içine koymak için mikserde sarımsak ve gördüğünüz zencefilleri paste haline, sos haline getireceğiz arkadaşlar. Okay, let me know when to start. Arkadaşlar malzemelerimizi hızlı bir şekilde söyleyeceğim şimdi. Baharatlarımız. Bu kişniş tozu, şurada gördüğünüz yeşil bitkinin tozu arkadaşlar, kişniş tozu, kırmızı toz biber, ondan sonra dizvan, garam masala, garam masala arkadaşlar et yemeklerinde kullanılan bir baharat, garam masaladan sonra kimyon arkadaşlar, şu gördüğünüz kimyon, kimyondan sonra turmerik, zerdeçal tozu. Ondan sonra şu yapraklara da ekleyeceğiz. Bunlara bay leaf diyorlar. Defne yaprağı diye geçiyor ama defne yaprağı değil arkadaşlar. Hindistan'da bir ağacın yaprakları genelde et yemeklerinde kullanılıyor. Ondan sonra tarçınımız var arkadaşlar. Tarçından sonra karanfil ve karabiber tohumlarımız var. Kakulemiz var. Koriander'dan bahsetmiştik. Bir de tuzumuz var arkadaşlar. Ondan sonra son olarak da ginger garlic paste yani zencefil ve sarımsak ezmesi arkadaşlar. Bunu da mikserde hazırladık. Şu gördükleriniz 10 çeşit farklı baharat. Etli yemeğimizi bu baharatlarla beraber yapacağız. Diğer sebzelerimize bakacak olursak arkadaşlar domatesimiz var. Soğanımız bol miktarda var ki Hindistan yemeklerinde soğan olmazsa olmazdır. En önemli sebzelerden biridir. Bir de arkadaşlar yeşil kişnişi görüyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Kelim Bay, would you like to say? Yes, today we are going to cook Indian korma. This is a very simple dish and it is very famous here. And in Indian korma, we mostly focus on spices. Because you know, spices bring a lot of flavor, especially this one. This one is very important and it's a very part of every Indian dish. Yes. Any Indian dish without this is not complete because it brings a lot of flavor and it has a lot of health benefits as well. Hindistan yemeklerinin olmazsa olmazı arkadaşlar.
zencefil ve sarımsak ezmesi özellikle dedi arkadaş. Evet, şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Okay, we are starting the process and better to put mustard oil if you have, otherwise fortune oil is also good. First of all, these masalas. Evet, ilk olarak yağın içerisine arkadaşlar tarçını, kakuleyi, karanfil ve karabiber çekirdeklerini koyduk. Kızarmaya başladı. Arkadaşlar koku gelmeye başladı. Harika şu an yağın kokusu. Ve soğanları koymaya başladık. Arkadaşlar soğanla etin miktarı aynı olması gerekiyormuş. Etiniz 750 gramsa soğanın da 750 gram olması gerekiyor veya 1 kiloysa soğanın da 1 kilo olması gerekiyor. Çünkü etin yanında gravy diyorlar arkadaşlar ona. Yani ekmeğin böyle bandırılabilmesi için soğanın bol olması gerekiyor arkadaşlar. We will add ginger garlic paste. Toplamda 3-4 dakika sonra arkadaşlar karışımımızı koyduk. Mikserde hazırladığımız karışımı. Bu Türkiye'de sığır etiyle yapıldığı zaman nasıl olur bilmiyorum ama burada bufalo etiyle hakikaten, yani manda etiyle hakikaten çok güzel oluyor. Özellikle baharatlar, yemeğin kokusu, harika bir etli yemek oluyor sonunda. Arkadaşlar bu gördüğünüz bufalo eti sığır etinden biraz farklı, biraz daha fazla pişirmek gerekiyor ve kesinlikle baharat kullanmak gerekiyor eti yumuşatmak için, çünkü biraz daha sert bir et ama Hindistan'da harika pişiriyorlar bu eti, bu yemeği. Oldukça hızlı bir proses. Zaten düdüklü tencerede pişecek. Baharatları da bu aşamada hemen ekliyoruz. Ekstra su konulmadı arkadaşlar. Sadece belki biraz ekleyebiliriz. Ama düdüklü kapatıldığı zaman domatesinin, etinin, soğanının suyuyla pişecek yemeğimiz. Rengi nasıl değişti görüyorsunuz. Gene Hindistan yemeklerinin ana malzemelerinden biri arkadaşlar yoğurt ve böyle bir 3-4 kaşık da yoğurt eklenecek. Acı biberlerimizi de koyduk. Yemeğin daha da acı olması için. Arkadaşlar böyle bir kase su sadece üzerine koydu. Evet, Hint yemeği budur arkadaşlar. Şimdi tencerenin kapağını kapatacak ve 30 dakika pişmeye devam edecek. 30 dakika sonunda da yemeğimiz hazır olacak. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Biraz da kapağı açık bir şekilde pişirmeye devam edeceğiz.
yemeğimiz neredeyse pişti arkadaşlar. Rengini görüyorsunuz. Kokusu harika. Soğanları eridi. Ekmekle, keşke somun ekmek olsa da somun ekmekle yesek. Somun ekmekle yenilecek harika bir yemek arkadaşlar. Arkadaşlar Hint yemeği beef korma, yani et kavurması hazır. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapılıyor. En sonuna da üzerine de süs olarak kişniş ekledik. Eğer kişnişin kokusunu sevmiyorsanız, Hintliler bunu çok seviyor ama sevmiyorsanız tercihe göre maydanoz da ekleyebilirsiniz. Harika bir lezzet arkadaşlar. Somun ekmekle de dediğim gibi çok güzel gideceğini düşünüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız.